Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu zincir çantanın çalışmasını yapacağız. 3 tane renk kullandım ben bu çanta için ve hepsinden aşağı yukarı 100-150 gram gibi gitti. Kalan iplikleri değerlendirdim açıkçası. Böyle de bir sap yaptık sık iğneyle. Buralar hep zincir. Videoya geçmeden önce beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar çantam bu şekilde. Birazcık bilgi vereyim size. 48 zincir çekerek başladım. 48 artı 2. Sık iğnelerle başlayıp trabzan sayılarını arttırarak ördüm. 4 sık iğne, 4 yarım trabzan, 4 ikili trabzan, 4 üçlü trabzan. 4 dörtlü, 4 beşli şeklinde gidiyor. 4 tane 11 olana kadar. Sonra ipimi değiştirdim. Pembe renkli aynı şekilde tersten ördüm. Sonrasında pembeyle de ördükten sonra bu sefer yine ters taraftan açık renkli ipimle örerek yaptım. Sonra da ütüleyince böyle bir görüntü elde ediyoruz. Örerken biraz dalgalı budaklı olacak. Birbirine girmiş olacak ama ütülenince düzeliyor, merak etmeyin. Hazırsanız tarifine geçelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi çantanın başlangıcını yapacağız. 3 renk ip kullanacağım. Ben lacivert, böyle gri gibi ve fuşya rengi 2 tane, 3 tane ipim kalmıştı. Onları değerlendireceğim. Şimdi bunları kaldırayım. Çünkü ilk başlangıcımızı lacivertle yapacağız. 48 tane zincir çektim. 48 tane zincirden sonra 2 zincir çekiyorum. 48. zincirim içine 1 tane sık iğne. Bu birinci sık iğne. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğne. Ve dördüncü sık iğne. Hep dörtlü olarak ilerleyeceğiz. 4 tane sık iğne yaptıktan sonra tamın başına doluyorum. Bir tane tekli trabzan. Bir tane tekli trabzan. İki tane tekli trabzan. Üç tane tekli trabzan. Ve dört tane tekli trabzan yaptıktan sonra tığımın başına doluyorum tekrar. Dört tane ikili trabzan yapacağım. Bir. İki. Üç. Ve dört. 4 tane ikili trabzanımı da ördükten sonra hep dörtlü bloklar halinde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi üçlü trabzan yapacağız. Yani bu dörtlü trabzanlarımız 11 tane, yani 11'li olana kadar devam edecek. Şimdi üçlüyü devam ediyorum. Kafanız karışmasın. Ben şey yapıyorum. Çetele tutar gibi. İşte bir tane yapıp bir tane çizik atıyorum. Onu da göstereceğim şimdi size. Şimdi üçlü trabzanlarımı yapalım. Üçlü trabzanları yapmak için iki tane ilmek doluyorum. İki kez doluyorum tığımın üstüne. Şimdi birinciyi yapıyorum. Birinci üçlü trabzan. İkinci üçlü trabzan. Üçüncü üçlü trabzan ve dördüncü üçlü trabzan. Şimdi dörtlü trabzanlara geçeceğiz. İpim karışmasa iyi olurdu. Şimdi dörtlü trabzanlara geçmek için tığımızın başına 3 kere doluyoruz. Hani kaç trabzan yapıyorsun? Mesela dörtlü trabzan yapacaksak 3 dolayacağız. Beşli trabzan yapacaksak 4 dolayacağız. O kafamızı karıştırmasın. Altılı trabzan yapınca 5, hep bir sayı eksik doluyoruz. Şimdi dördüncü trabzanımı yapıyorum.
dörtlü trabzanım yapıyorum. Birinci dörtlü trabzan. Tığımın başına 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4. Birinciyi yaptım. 3 kez doladım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. Şimdi üçüncü dörtlü trabzanımı yapıyorum. Yine 3 kez doluyorum. Yine 3 kez doladım. Dördüncü dörtlü trabzanımı yapıyorum. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane dörtlü trabzanımızı da yaptık. Bakın şöyle bir kalemim uçtu. Çetene tutuyorum arkadaşlar. 4 taneyi işaretliyorum sayarak. Birinciyi yaptıktan sonra bir çizik. İkinciyi yaptıktan sonra 2 çizik atıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi 5'li trabzanlarımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4 kere doluyoruz tığımıza. Beş kere de çıkarıyoruz. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinci yapıyoruz. Dört kere dolayıp. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra bir, iki, üç, dört kere dolayıp üçüncüyü yapacağım şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş. Üçüncüyü de yaptım. Şimdi dördüncüyü yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dördüncü beşli trabzanımı da yaptım. Şimdi geldi altılı trabzana. Yine tığımın başına 5 dolayacağım. Bir eksik doluyorduk biliyorsunuz. Dolayamıyorum. İp nasıl girdi birbirine ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere doladım. Şimdi birinci altıncı altılı trabzanı yapıyorum. 4, 5 ve 6. Altıncı, birinci altıncıyı yaptım. 2, 3, 4, 5 kez doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. İkinci altılıyı da yaptım. Arkadaşlar şu ipi çözüp geleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü altılıyı yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Üçüncü altılıyı yaptım ve son altılı trabzanımı yapacağım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. Şimdi 6 kez doluyorum. 3, 4, 5, 6. 7'li trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Birinci 7'limi yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi ikinci dilim yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Arkadaşlar bu şekilde dörtlü halde devam edeceğiz. Ta ki 11 tane dörtlü yapana kadar. Ben bu sırayı bitireyim. Bir üst sıraya geçmeyi tekrar göstereceğim. Arkadaşlar ben ördüm. 11. sol 11. zinciri beraber yapacağız. Bu şekilde işte
Dörtlü trabzanlarda 3 tane ilmek alarak, beşli trabzanlarda 4 tane ilmek alarak tığın üzerine, 6'da 5 tane ilmek, 7'de 6 tane, 8'de 7 tane, 9'da 8 tane, 10'da 9 tane, 11'de 10 tane ilmek alarak, böyle biraz karışık oldu ama aslında oturtunca güzel oluyor. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Dediğim gibi her trabzan grubundan 4'er tane ördüm. İşte 3 tane 4, 4 tane üçlü trabzan, 4 tane dörtlü, 4 tane beşli, 4 tane altılı, 4 tane yedili. Bu şekilde 11'e kadar geldik. Şimdi 3 tane 11'li ördüm. Sonuncu 11'i birlikte örmek istiyorum sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek aldım. Hep bir eksik yapıyorduk hatırlarsanız. Son ilmeğime gelmiştim zaten. Bunu şimdi 11 kere de çıkaracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane, 4 tane 11'li yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve bu noktada ipimi keseceğim. Şimdi değişik bir ipe geçeceğiz. Bu ütülenince düzeliyor. Hiç merak etmeyin, böyle kargacık burgacık durmuyor. Şimdi sırasıyla gidiyorum. Ben ikincisinde fuşya ipimi kullanmak istiyorum. Bir tane ilmek yapıyorum. İpim kopmasın diye. Bakın. Şimdi bizim başlangıç noktamız burasıydı. 4 tane sık iğne ile başlamıştık. 11'li zincirimiz olana kadar da örmüştük. Şimdi örgüyü ters çevireceğim. Bu tepe noktası var ya 11'li zincirlerin. Buradan başlayacağım. Sonuncu 11. zincire tığımı geçirdim. Bir zincir çektim. Şimdi tam tersi işlem yapacağız. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Bu birinci sık iğnemiz. Sonrasında ikinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında 4 tane yarım trabzan, yine aynı mantık gelecek. Tersten örüyoruz sadece. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yarım trabzanım oldu. Bakın şuradan başladık. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Bunun için tığıma 2 kere doluyorum. 1, 2 ve 3. Birinciyi yaptık. İkinci üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 kere doladım gene. İkinci üçlü trabzan. Yok, ikinci üçlü trabzan. Ve dördüncüyü de yaptık. 1, 2, 3. Bu sırada da arkadaşlar bu şekilde. İşte 4 tane dörtlü, 4 tane beşli, 4 tane altılı. Tam buradan uzayacak bu sefer. 11'liler tam bu en son sık iğnenin tepesine gelecek. Bu sırayı da yapalım. Bir üst sıraya geçişi göstereceğim. Arkadaşlar ben pembe iple de 4 tane 11'liği yaptım en son. Burada ipimi kesiyorum yine. Açık renk, gri renk ipime geçiş yapacağım. Şimdi yine aynı şekilde bir ilmek çekerek başlıyorum. Bir ilmek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum daha doğrusu ki ipim kopmasın. Bu en son pembe ile bitirmiştik. En son pembenin 11. zincirinin tepesine geliyorum. Bir tane ilmek geçiriyorum. Bir zincir çektim. İlk sık iğne, aslında şunu şöyle arkadan bağlayacağım. Yürütmeyeyim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapacağım yine. Tersten gidecek. 4 tane sık iğne. Sonrasında 4 tane
Yarım trabzan. Bir. İki. Üç. Ve dört. Sonrasında dört tane kil trabzan. Bir. İki. Üç. Ve dört. Aa, bu arada ben hani şeyi de söylemedim ama istediğiniz hani kombinleyebildiğiniz her tür renkli olur. Ben lacivert, pembe, fuşya rengi ve böyle gri bir renk kullandım. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz yine. Ben 4 tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında 4 3 tane, 4 tane üçlü, 4 tane dörtlü, 4 tane beşli, 4 tane altılı, 4 tane yedili, 4 tane sekizli, 9'lu, 10'lu, 11'li şekilde yapacağız 4'er tane. Yine bitireceğiz. Bu noktada burada yine ipimizi kesip, çünkü burada yine zincirler uzayacak. Tekrar ipimizi buradan kesip yine 4 tane sık iğneyle farklı lacivertle başlayacağım ben tekrar. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Benim ipim ince açıkçası. Ben 8 tane yapacağım bu bloklardan. Hani 7 tane de yeterli olacaktır. Ütülenmiş hali 32-33 cm olsa yeterlidir. Çünkü enim 35 cm ölçtüm. Siz de istediğiniz uzunluğa gelene kadar bloklarınızı yapabilirsiniz. Ben ilk etapta 8 tane yapacağım. Bunu bitirdikten sonra tekrar size bu sefer üst kısımlarını, eksiltmeleri göstereceğim. Arkadaşlar ben 8 sıra olana kadar ördüm. Böyle dağınık bir görüntüsü var ama ütüleyeceğiz. Çünkü zincir olduğu için önce elimizle düzelteceğiz. Sonrasında buharlı ütüyü çok hafif basacağız. Şimdi 8 tane ördükten sonra toplamda 48 taneydi biliyorsunuz. 24. Şöyle bir daha yukarıdan alayım. 24. Trabzanıma, yani 24. sıraya bir tane belirteç taktım. Ortada ikiye böleceğiz çantayı çünkü şimdi. Sonrasında en son ben fuşeyle örmüştüm. Şimdi gri renkli ipimi alıyorum. Gri renkli ipimi aldım. Sonrasında şöyle indireyim birazcık kamerayı da. Yok, indirmesem daha iyi, uçuracağım yoksa. Şöyle hafif yukarıdan alayım. 24. ilmeği atlıyorum. Hemen yanındaki ilmekten tığımı geçirip beyaz ipimi takıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Yok, 1 zincir yeterli olacak burada. Çok şey yapmayalım. Şimdi bu sırada hep ikişerli öreceğiz. Yani 1 zincirimi çektikten sonra 1. sık iğnemi yaptım. Sonrasında 2. sık iğnemi yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Tekli trabzan. Sonrasında 2 tane ikili trabzan. İki tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bu birinci üçlü trabzanım. Şimdi ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane ilmek doladım. Şimdi birinci dörtlü trabzanımı yapacağım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 tane doladım. Şimdi ikinci dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde 2 tane 11'li, 2 tane 10'lu, 2 tane 9'lu şeklinde gidecek. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Burayı örüp geleyim. Sonrasında diğer tarafa örmeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim başlangıcı. Arkadaşlar ben ikili halde blokumu ördüm, yarısını. Şimdi diğer kısmını öreceğim. Bunu da lacivertle öreceğim. Farklı iki renk olsun diye. İpime geçirdim yine. Bu sefer örgüyü ters çevireceğim. Oradan başlayacağız mecburen. Şimdi bu ilk ilmeğimiz biliyorsunuz.
burada belirteci çıkarmadım. Yine ilk gelen sık iğneye geliyorum. Bir zincir çekiyorum. İki tane. Bu birinci. İp nerede? Hah, düğümün ipi. Birinci. Birinci tekli trabzanım. Birinci sık iğnem. Bu da ikinci sık iğnem. Sonra yine iki tane tekli trabzan. İki tane ikili trabzan. İki tane üçlü trabzan. İkinci üçlü trabzanımı da yaptım. Şimdi birinci dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4. Şimdi ikinci dörtlü trabzanım. Bu şekilde devam edeceğiz. Sonrasında yine ipi koparacağız. Sonra ütü yapalım arkadaşlar. Ütü yapıp düzelttikten sonra her iki parçayı da bundan iki parça öreceğiz. Dikim yapacağız. Onun için düzgün durması gerekiyor. Ben ütümü yapayım. İkinci parçamı da bitireyim, geleyim. Arkadaşlar ben ütüleyip geldim. Ve bakın üst üste koydum iki parçamı. Buna taban olmayacak bu çantaya. Bu şekilde ipleri de şey yapmamışım. Neyse onları sonrasında içeride gizlerim. Hemen ilk zincir boşluğundan ipimi geçiriyorum. Ve karşısına denk gelen yine zincirden ipimi geçiriyorum. Buraya iki kere yapayım. Neyse bunu sonra içeri geçiririz. Engelliyor beni. Bakın her zinciri karşılıklı gelen zincire karşılıklı batıp dikiş yapıyorum. Karşılıklı gelecek bu şekilde zincir boşlukları. Hemen buna denk gelen bu. Normal zincirlerin içinden dibinden geçirerek dikişimi sağlıyorum. Öncelikle tabanı birleştireceğiz arkadaşlar. Sonrasında üst kısımlara geçeceğiz. Biraz delikli bir çanta, astar da gerekecek. Ama çok şık duruyor gerçekten. Ben 3 renkli kombinasyon yaptım. Siz istediğiniz renklerle kombine edebilirsiniz. Ya da hiç ipinizi koparmadan dümdüz tek renkle de yapabilirsiniz. Öyle de şık olur. Özellikle açık renk. Bu şekilde ben sıranın sonuna kadar dikişimi yapayım. Sonrasında üst kısımları nasıl birleştireceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar ben bir bölümün dikimini yaptım. Size göstereyim onu da. Şu altı dümdüz diktikten sonra burada lacivert iki taraflı zincirleri sadece bu sıraya, alt sıraya has diktim. Sonrasında buralarda dikiş yapmadım. Zaten birleşik oluyor. Gerek kalmayacak. Bu aralarda işte şu birleşme yerleri var ya, buralardan diktim sadece. Şu minik gövde yerlerinden.
Bakın şurayı dikmemişim. Buraya fuşya rengiyle dikeceğim. Burayı da sadece şuradan zincirleri açık bırakıp şuradan aradan dikeceğiz. Çünkü bakın burada hani şey olmasın diye bir tane diktim altı diye. Kaba duruyor. Böyle daha kibar duracak. Şimdi bu laciverti nasıl diktiğimi göstermek için pembeyle pembe kısmını dikip göstereceğim size. Hemen şu aradan ilk gelen boşluktan içeriden ipimi sokuyorum. Bakın şöyle zincire. Böyle karşılıklı dikiyorum. Ki bu ilk sıra da biraz daha sıkı dursun diye. Üst sıralarda dediğim gibi gerek yok ama isterseniz dikebilirsiniz aynı şekilde. Bu şekilde. Bu yani şu birleşim yerine kadar dikeceğiz zinciri. Çok da şey değil hani. Zor değil. Dümdüz dikerek sıranın sonuna kadar gideceğim ki bu birleştirme yerini de pembeyle dikeceğim. Oraya kadar ilerlemek istiyorum ki burada ipi tersten sokmuşum. Tersten dikiyorum. Biraz zorlanıyorum. Evet, birleştirme yerine kadar geldim ben. Bu şekilde zincirleri dike dike. Burada bakın bu birleşim yeri var ya. Sadece şuraya dikiş atacağız. Minik minik 2-3 kez aynı yere batarak sıkı dursun diye. Sonra da içten ipi saklayıp dikip kapatacağız. Burası lacivertli diye sadece bu kısmı diktim ben bakın. Minicik bir dikiş attım şöyle. Burası da aynı şekilde. Sonra bu pembeyi de dikeceğim böyle minik bir parça. Burayı da lacivertli diktim. Bu şekilde dikişi de tamamlayıp sapını örmeye başlayacağız. Buradan da sadece küçücük bakın tepesinde şöyle bu üst kısmı sadece şuradan tepesinden diktim. Arkadaşlar ben tamamını bu uçları birleştirdim. Bakın aralar kaldı. Zaten bir zincir aralık gibi aynı. Hiçbir esprisi yok dikmenin. Ekstradan hem zaman kaybı hem hem de kaba duruyor. Konuşamadım. Şimdi şimdi sapı yapacağız. Bakın bu köşeler var ya birleştirme yerimiz. Şimdi buradan başlayacağız. Ben 6 tane sık iğne yeterli olur diye düşünüyorum. 1, 2, 3 tane beyazımdan saydım. Arkadakinden de 3 tane saydım. Toplamda 6 tane. Şimdi buradan başlıyorum. Ben sapı açık renkli yapmak istedim. Yine ilmeğimi taktım. Bir zincir. Aynı boşluğa batıp hemen bir tane sık iğnemi yaptım. Bu birinci sık iğnem. Sonra ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yan yana gidiyoruz. Bir dakika niye böyle oldu? Ha, pardon. Bu birinci sık iğnem doğru. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Ve
buraya gelip yine üçüncü sık iğnemi yaptım. Sonrasında lacivert kısmı atlıyorum. Burası da dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Beşinci ve altıncı sık iğnemi yaptım. Sonrasında bir zincir çekerek örgümü ters çeviriyorum. Hemen bakın, bu hemen dibe değil de onun yanına batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar bir zincirle dönüyorum. Dibe değil, hemen yanındaki boşluğa yine sık iğnelerimi öreceğim bu şekilde. Hani arzu ettiğiniz uzunluğa gelene kadar örün. Bir ölçüm yaparsınız. Ben de uzatayım biraz. Hani tam şey olsun. Sonrasında birleştirmeyi göstereceğim size. Arkadaşlar, ben yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Bakın şu şekilde. Hatta fazla da örmüşüm. Bir dakika. Şöyle koyduğumuz zaman hani şöyle durması yeterli. Şimdi ördüm. Bakın. Sonra ters çeviriyorum yine bir zincirle örgümü. Monte edeceğiz. Şimdi buradan başlıyoruz. Son, bakın, 3. ilmeğin başına geliyorum. Yani 3. trabzanın tepesine tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Böylece birleştirme yapmış oluyorum. Hemen buradaki trabzana gelip sık iğneye gelip bir tane sık iğne örüyorum. Birinciye monte ettim. Sonra yine tığımı ipinden çıkarıyorum. Şu karşı taraftaki lacivert ikinci trabzanın tepesine getirip ilmeğimi bu trabzandan geçirip sonra sırayla gene gelip buraya bir tane sık iğne örüyorum. Sonra yine ilmeğimi çıkarıyorum. Üçüncü trabzana taktım. Yine ipimi buradan geçiriyorum üçüncü trabzandan. Gelip tekrar burada sık iğne yapıyorum. Sonrasında 3 tane ördüm. Son 3 tanem kaldı. Yine bu sefer beyaz kısma geliyorum. Birinci trabzanın tepesine geliyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve yine bir sık iğne yapıyorum. Sonra birinciyi de yaptım. Şimdi ikinci trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Ve sonuncu, bakın, sonuncu trabzanın tepesine geldim. Üçüncü trabzanın ilmeğimi bu trabzanın içinden geçirdim. Örgümü geldim. Sık iğneyle bitirdim. Bu şekilde bitirmiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle.